da yükseltmiş gözüküyor. Peki. O zaman isterseniz bir yönümüzü kriptolara çevirelim. Olur. BofTEX Araştırma Direktörü Helin Çelik bizleri bekliyor. Helin, günaydın. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Berfin. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey, günaydın. 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 Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, hoş bulduk. Teşekkürler. Yurt içindeki meselelere çok odaklandık bu aralar ama kripto yatırımcısı da merak ediyor son gelişmeleri. Çünkü geçtiğimiz hafta oldukça yoğun bir gündemi vardı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu neden tabiri caizse altcoin'lere savaş açtı? Bunu merak ediyoruz. Ve burada durur mu yoksa devamı gelir mi? Altcoin'lerdeki düşüş sürecek mi? Çünkü sanıyorum o etrafta böyle yandık bittik hissiyatı var. Sen nasıl özetlersin son durumu? Ya bu hissiyat neden kaynaklanıyor? Türkiye'de kripto para piyasasında işlem yapan çok fazla yatırımcı var ve kripto paraların alıcısı çok. Çünkü alternatif bir gelir modeli oluşturmaya çalışıyordu yatırımcı. Özellikle pandemi döneminde hep bir alışkanlık kazanmıştı ama sonraki süreçte çok sert düşüşler yaşandı. Fed'in faiz artırımı özellikle çok etkili olmuştu piyasanın geri çekilme senaryosunda ama bu duruma baktığımız zaman tam böyle toparlandı, toparlanacak derken fonlar yine kripto para piyasası içine akmaya başlarken Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu bütün bu geçtiğimiz süreçteki izlerini dava sürecine taşıdı. Yani CFTC ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasında ciddi bir çatışma vardı. Biri emtia, diğeri de menkul kıymet olduğunu iddia ediyordu ve kendilerinin düzenlemesi gerektiğini söylüyordu. Burada komisyon başkanının çok şahin açıklamaları oluyor zaman zaman ama fiile dökmesi ve iki global borsaya dava açması Binance ve Coinbase'e karşı tutumunu sertleştirmesi, artık bunu yasala dökecek olması piyasada gerginlik yarattı. Niye böyle bir hamle yapıyor? Bir kripto para birimlerine karşı ciddi bir mesafe koymuş durumda ve gelenekselde böyle müsaade edilmeyecek olan her şey kripto para piyasasına var diyor. Ben açıklamalarını yakından takip ediyorum ve çok geleneksel düşünerek yapmış olduğu açıklamalar var. Bu kripto para piyasasını aşağı çekebilecek ve ABD'deki kripto para geliştiricisini de yatırımcısını da üzebilecek nitelikte açıklamalar açıkçası. Diğer taraftan biz zaten dijitaliz diyor ama burada çok fazla blockchain teknolojisini anladığını ben düşünmüyorum. Neden? Çünkü her kripto para biriminin farklı bir özelliği var ve burada akıllı kontratlar, NFT'ler, Metaverse, yapay zeka coinleri, yani daha sayamadığım, şu an aklıma gelmeyen pek çok özellik pek çok farklı sektöre entegre edilebilir. Ve kripto para birimleri sadece bir kullanıcıdan öbür kullanıcıya transfer yapmak için kullanılmayan şeyler. Evet, en çok bu özelliği kullanılıyor ama farklı durumlara da ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla dijitalleşme adımları aslında onların düşündüğü gibi anında para gönderebilmeyi sağlama gibi bir durum değil. Yani bir dijital itibari para biriminin programlanabilir olması, onun daha farklı bir cüzdanda kullanılabilir olması, internetsiz ortamda kullanılabiliyor olması gibi pek çok özellik sıralamamız gerekiyor aslında bu kapsamda. Diğer taraftan kripto para birimlerinde bu saydığım özelliklerin pek çoğu var ve farklı işlevler için de kullanılıyor. Bu tabii görünen açıklama. Diğer taraftan kripto para birimlerine karşı mesafesini açıp özellikle stable coinlerle arasının da iyi olmadığını söylemem mümkün. Çünkü bir dijital dolar çalışması var ABD'de ve kripto para birimleri en büyük rakipler. Özellikle stable coinler bu noktada yapılacak olan dijital dolara karşı en büyük rakip diyebilirim. Şimdi bu gerilim hattı iyice gerildikçe kripto para piyasasında da çıkışlar yaşandı. Yeniden Mayıs öncesindeki verilere, piyasa hacmine dönmüş durumdayız. Neredeyse 1 trilyon dolara yeniden yaklaştı toplam büyüklük ve hacim. Diğer taraftan yatırımcının algısı şu şekilde işliyor. Yani en azından Bitcoin alayım ama altcoin'lerden çıkış yapayım ya da USDT'ye geçeyim fonumu bozduğumda. Yani bir stable coin'e geçeyim. Şimdi karşı savunmalar geliyor borsalardan ama bu şu an itibariyle yeterli değil. Dolayısıyla yatırımcı aslında buradaki düşüş trendlerinin devam edebileceğini de düşünerek
alış satış yapmalı. Yani şu an en yakın olarak kısa mesafe destek dirençler takip edilerek belki traderlar bir alım satım durumuna girebilir. Bunun dışında orta uzun vade düşünen yatırımcı bu sürecin biraz daha durulmasını beklemeli diyebilirim açıkçası. Çok vaktim kalmadı ama çok kısaca Fed de var. Fed'e dair de yorumunu merak edeceğim, kripto paralara etkisini. Evet, ya eksen şu an itibariyle borsalara karşı açılan davalara yoğunlaşmış durumda. FED burada toparlanma çabasına yardımcı olabilir. Yani mesela hafta sonu çok ciddi bir düşüş yaşandı kripto para piyasasında ama Bitcoin dolara baktığım zaman 25.270 seviyelerine test ettiğini, buradan toparlamaya çalıştığını gözlemliyorum. Bu hafta hem FED hem enflasyon verileri eğer yatırımcının beklediği pozitif veriler gelirse, yani düşük bir enflasyon oranı FED'in de biraz daha güvercin tutumunun bu kararlarına yansıması durumu olursa eğer, o zaman buradaki nefes alma süreci biraz daha devam edecektir ama özellikle Bitcoin takip edildiği için söylüyorum. Günlük grafikte bir düşüş kanalı var. Bu kanal kırılmadığı müddetçe yukarıdaki hareketler tepki alımları olarak gelecektir. Yukarıda da en yakın 26.800 ve 27.600 bandına dikkat edilmeli. Zaten desteği biraz önce söylemiştim ama bu destekten negatif ayrışırsa 24.000'ler yeniden gündeme gelebilir diyebiliriz. Kısaca teknik olarak da böyle.